Herkese tekrardan selamlar. Bilgisayar toplama videosuna hoş geldiniz. Bugün 28 bin liraya güncel bir bilgisayar toplayacağız arkadaşlar. 5-6 ay öncesinden bildiğiniz gibi bir tane bilgisayar toplama videom vardı. Belki biraz daha önce olabilir. Genellikle hazır sistemleri inceliyoruz bu kanalda masaüstü tarafında. Bugün de kendim bir bilgisayar topladım size için. Dediğim gibi 28 bin lira zaten şu an ekranda görmüş olduğunuz gibi i5 13400 yani 13. nesil bir i5 işlemci olmasından da yeni nesil bir sistem olduğunu anlamışsınızdır. Dediğim gibi bütçemiz 28 bin lira. Açıklama, açıklamalar kısmında da ürünlerin hepsinin linkini ol, linki olacak arkadaşlar. Vakit kaybetmeden başlayalım. Ha bu arada şunu da söylemiş olayım. Bu kuracağım sistem hem oyun hem de profesyonel amaçla iş, video kurgu olsun, görüntü işleme olsun, fotoğraf editleme olsun bu gibi karmaşık işlerde de kullanabilirsiniz. Yazılım için falan zaten çok rahat kullanılabilecek bir sistem olduğunu söyleyebilirim. Her neyse laf fazla uzatmadan başlayalım. İşlemcimiz i5 13400F arkadaşlar. Kendisi 10 çekirdek 16'da Thread'den oluşuyor. Hibrit bir mimariyle geliyor laptoplardaki gibi. Hem enerji verimliliği hem de performans çekirdeğinin olduğunu söyleyebiliriz. Kendisi DDR5 tabanı uyumlu bir işlemci yani DDR5 desteği var arkadaşlar işlemcimizin. Fakat birazdan anlatacağım üzere DDR4 bir anakartta kullanıyoruz. Çünkü DDR5 anakartların fiyatları cidden çok pahalı. Şimdi 4.60 GHz'e kadar çıkabiliyor. Burada yanlış yazmışlar ve en büyük özelliği 20 MB'lik bir ön bellekle gelmesi arkadaşlar. 20 MB'lik bir ön bellek böyle devasa güçlü bir işlemci için çok iyi. Hem oyun olsun özellikle rekabetçi oyunlarda bu ön belleğin farkını hissedebiliyoruz. Hem de arkadaşlar birden fazla uygulamayı çalıştırma olsun aynı anda. Uygulama açılış hızını SSD'den bağımsız olarak etkileyebilen bir durum bu ön bellek mevzusu. 20 MB'nin yeterli olduğunu söyleyebiliriz böyle bir işlemci için. Bu arada işlemcinin tek ve çoklu çekirdek puanlarını sol alt tarafa ben gene koyarım. Sizden dehşet bir işlemci. Hem oyun olsun yani hem tekli çekirdek hem de iş için baktığımız multi core çoklu çekirdek performansına cidden çok başarılı bir durumda olduğunu görebiliriz arkadaşlar. Ha tabi diyebilirsiniz ben Ryzen'in 7000 serisi işlemcilerini bekleyeceğim. Bekleyebilirsiniz ama şu an elimizde bu olduğu için bunu kullandım. Stok fan çıkıyor arkadaşlar merak etmeyin. LGA 1700'e geliyor. Biraz daha detaylı bakacağımız zaman 4.60 GHz'e kadar çıkıyor dedik zaten. Heh, 65 Watt'ta bir TDP ile geliyor. Ve şöyle güzel bir yanı var. 13. nesille bildiğiniz gibi Intel 10 nanometre süper fin teknolojisinden, teknolojisinden yani mimarisinden Intel 7 nanometreye düştü. Yani 10 nanometreden küçük üretim mimari süreçleri oldukları için işlemcinin işlemci normalden daha az ısınacaktır. Yani bir nevi 7 nanometre ile üretildiğini söyleyebilirim işlemci teknolojisinin. Yani 7 nanometre bir mimarisi var işlemcinin. Yani aslında bu da transistörlerin birbirine olan uzaklığını simgeliz ediyor nanometre. Yani işlemcide daha fazla transistör bulunabiliyor. Transistörler birbirine yakın olacağı için nanometre düşünce. Yani zaten her şirket bunun peşinde şu an. Apple 3 nanometre bir M1 çip yaptırmaya çalışıyor. TSMC'ye şu an Tayvanlı üreticiye. Ya başarılı olurlarsa göreceğiz. Çünkü 3 nanometre mm cidden çok çılgın bir de. Bu arada sistem hakkında şunu da söyleyeyim. Herhangi bir şekilde Unreal Engine'dan falan oyun yapacaksanız da sistemi gönül rahatlığıyla alabilirsiniz arkadaşlar. Sistemin diğer bir parçası Gigabyte B660 anakart. Şimdi burada gaming olmasına çok takılmayın arkadaşlar. Yani gaming öyle konulmuş. Gaming konusunda anakartta kırmızı şeyler oluyor. Biraz daha ucuz B660 anakartlar vardı. Yalan yok. 100-200 lira. Fakat ben adam akıllı bir marka olsun dedim. Gidip Biostar gibi çıplak bir b 660 100-200 lira daha ucuza vermeyin yani. 100-200 lira daha fazla verip özellikle 28 bin liraya topladığımız bir sistemde de adam akıllı markalı bir anakart olsun diye B660 seçtim. B660'in DDR5 destekli versiyonları da var ama dediğim gibi çok pahalı. Minimum 1500-2000 lira daha fazla vermeniz lazım. Dediğim gibi bakın bu minimum tutar. Yani tam 30 bin lira dolaylarında bütçeniz varsa sisteme de herhangi bir şekilde hard disk veya RAM arttırımı yapmayacaksanız DDR5 tabanlı bir anakart alıp DDR5 denilen RAM takabilirsiniz biraz daha. Anakarta geleceğimiz zaman şimdi zaten ekranda ben teknik bilgi olarak bir şey koymuşumdur arkadaşlar. Burada gördüğünüz gibi şuradan açalım hatta. Bir tane HDMI yuvası var. Bir tane eski VGA çıkışı. Bir tane PS2 portu var bakın gene. USB bağlantılarımız var gördüğünüz gibi. Iskit çıkışlar var, ses çıkışları. Şurada ses ses yongalarını görüyorsunuz. Şu sarı şeyler arkadaşlar ses yongalarını görüyorsunuz. Yani normal bir anakart olduğunu söyleyebilirim. Faz yapısı da bu arada overclock yapılmaya, müsait hız aşırtmaya. Fakat işlemcimize herhangi bir şekilde hız aşırtamıyorsunuz. Bildiğiniz gibi işlemcinin sonunda K ibaresi yoksa çarpan kilidi açık şekilde gelmiyor. Bu yüzden herhangi bir şekilde hız aşırtma, sözünü ıı, hız aşırtma söz konusu değil. Ama işlemcimizin iyi olduğunu ve anakartımızın da bunu yüksek cigaz değerlerinde soğutmanın el verdiği kadarıyla kullanabileceğini söyleyebiliriz. İki tane RAM yumağımız var gördüğünüz gibi. Çift kanal kullanabilirsiniz ki bu sistemde de alırsanız çift kanal gelecek arkadaşlar dediğim gibi. Çift kanal bir RAM kullandık çünkü. Yani anakart güzel. Tabii ki benim önerim. Heh, hatta burada var bakın gördüğünüz gibi. USB portlarının sayısı biraz az gelebilir. Herkese arkadaşlar 5 tane USB portu yetmez yani. Dediğim gibi VGA çıkışı da var. Display çıkışı da var. HDMI çıkışı da var. Hatta bir tane de Type-C çıkışının olduğunu söyleyebilirim. Güzel mikro ATX, MATX boyutunda her kasaya olur yani kısacası. Büyük bir anakartta değil normal mikro ATX yani MATX şeklinde geçen anakartlardan. Gönül isterdi ki hala ve hala koymuyorlar. Bugün en dandik laptopta bile Wi-Fi varken neden hala Wi-Fi yongasını şu anakartlara entegre edilmediğini soruyorum yani kendimce. O kadar para veriyorsunuz anakarta ama bir Wi-Fi yongası bile yok iki şekilde çözebilirsiniz ya bir tane ethernet kablo alıp modemden odanıza veya modemden daha doğru bir tabirle bilgisayarınıza kadar olan yola Ethernet kablosu döşersiniz ki modemi salonunda olup bilgisayar odasında kullanabilecekler için bu çok kötü bir durum. Çünkü evin her yerinden Ethernet kablosu geçme anlamına geliyor bu. Yani evinize boydan boya kablo döşeyeceğiniz ister yerden ister tavandan. Ama bir de şöyle bir yöntem var. Bir tane USB alıcısı alırsınız ama dediğim gibi oyun oynayacaksanız kesinlikle Ethernet çekmenizi öneririm ben her Çünkü bu USB alıcılarının da gecikme değerleri bir aylık yüksek oluyor. Kendim kullandığımdan biliyorum arkadaşlar. Diğer bir bileşenimiz ekran kartı sistemde RTX 3070 Inno 3D'nin RTX 3070'ini kullandık. Fiyat biraz pahalı. Ben bu sistemi 1000-2000 liraya daha ucuz almak istiyorum diyenler için aynı fiyatın dediğim gibi aynı fiyat diyorum. 1000 lira daha ucuz aynı ekran kartının MSI versiyonu var. Şimdi diyebilirsiniz ulan MSI olan hem daha ucuz hem de MSI yani markası bundan daha kaliteli. Neden bunu koydun? Hayır arkadaşlar bu Inno 3D'nin bu kartının 1000-2000 lira daha pahalı olmasının sebebi hem 3 fanlı yapıda gelmesi hem de soğutması hem de görsel şıklığı cidden çok ayrı bir hava katacak benim görsel umurumda falan değil derseniz ben MSI'nin de o ekran kartını açıklama, açıklamalar kısmına koyarım. Dediğim gibi 1000-2000 lira daha ucuza geliyor. İkisi de RTX 3070. Fakat bunun hem soğutması hem de dış görünüşü şu dış görünüşü acayip güzel olduğu için bu kartı koydum. Yani cidden arkadaşlar dış görünüşü güzel yani. Bari 30 bin lira ve 28 bin lira veriyorsunuz. Bari adam akıllı bir ekran kartı da alın. Ekran kartına geleceğimiz zaman Nvidia'nın burada hem RTX hem de DLSS'ini açık olarak kullanabiliyorsunuz. Herhangi bir şekilde sıkıntı yaratmadan. Oyunlarda şu an 1080p ultra 60 FPS altında alabileceğiniz herhangi bir bir oyun yok. Optimizasyonu kötüyse bile çoğu oyun artık DLSS desteği olduğu için ki hiç ihtiyacınız duyacağını sam hiç ihtiyacınız olacağını sanmam DLSS'in böyle bir sistemde RTX 3070 gibi bir sistemde. Ama olursa 60 FPS altına düşerse DL DLSS destekliyorsa oyun açıp 60 FPS'in üzerine de fırlatabilirsiniz. Herhangi bir şekilde zaten işlemciyle darboğaz söz konusu değil. Ve üzerine şöyle bir şey söyleyeceğim. Bu ekran kartı arkadaşlar aslında 1440p 2K hatta 4K ekran kartı yani 4

4K'da oyun oynamak için ideal bir ekran kartı. Yani 1080p bunun için çok iyi gitmez. Ben minimum 1440p 2K bir monitör öneriyorum size alacaksanız. 2K monitörde bile yüksek ultra yerlerde 60 FPS'in altına kolay kolay düşmezsiniz dediğim gibi. 8 GB VRAM'le geliyor. Burası biraz sıkıntı yaratabilir. Yani bu kadar üst düzey bir karta 8 GB VRAM değil de bir 12 GB VRAM gidermiş. Çünkü kartın biraz sanki işlem gücü potansiyelini kısıtlıyor. Özellikle 4K oyun ve yüksek derecede görüntü işleyenler için veya video işleyenler için 4K ama ekran kartı arkadaşlar her şekilde sizin yardımınıza koşar. Mesela bugün Adobe Premiere Pro'da bir render alıyorsanız Nvidia'nın anlaşması var CUDA teknolojisine. Nvidia'nın ekran kartları içindeki kuta teknolojisini kullanabiliyoruz. Aynı şekilde AMD için de bu OpenGL olarak geçiyor. Ama dediğim gibi yani Nvidia ile özel anlaşmalar olduğu için lansmanlarda da keza Nvidia'nın ekran kartlarında sadece oyun değil Premiere Pro'da yapabileceklerine ben ne bileyim Unity hatta Unity değil direkt Unreal Engine diyeyim daha doğrusu çünkü onunla bir sponsorluk sözleşmesi var Nvidia'nın. Unreal Engine'ın işte biz bu kartta işte bu kadar projeyi işleyebiliyoruz. Yani daha çok artık oyunlardaki aldığınız frame rate oranına kıyasla artık genel olarak iş tarafına Nvidia'da kendisi yüklenmiş durumda. Çünkü zaten lansmanın buçuk iki saatte adamlar size bunu bu ekran kartının hangi oyunda kaç FPS aldığına bahsetmiyor artık. Biz bu oyunları oynayabiliyoruz değil. Biz bu oyunları bu kartta yapabiliyoruz dedirtmeye çalışıyorlar. Yani şöyle söyleyeyim size. Kısacası RTX 3050 ile 3070 bir tanesiyle siz Valorant oynarsınız diğeriyle o Valorant'ı yaparsınız. Aradaki temel fark bu arkadaşlar yani dediğim gibi. RTX 3070 ile de o Valorant oyununu yaparsınız yani aradaki fark bu. Diğer bir konu dediğim gibi DisplayPort'tan çıkış almanız sizin için avantajlı arkadaşlar monitörünüz DisplayPort destekliyorsa. Ki 3 tane zaten DisplayPort girişi var ekran kart çıkışımızında. Baktığım zaman başka bir şey diyemeyeceğim yani. Burada şunlardan da bahsetmem lazım. Nvidia'nın Reflex teknolojisi var. Boşa gitmesin. Daha beni yeni yeni izlemeye başlayan kişi için. Donanımdan bağımsız olarak online oyunlardaki gecikmeyi düşüyor. Nvidia'nın Broadcast'ı var. Özellikle bir yayıncıysanız bir de RTX ekran kartı bir laptop veya masaüstü bilgisayarınız varsa. Yayıncıysanız da arkadaki yeşil perde olayını tamamen kaldırıyor. Arka planınızı istediğiniz gibi ekran kartının gücü doğrultusunda yani ekran kartını kullanarak özelleştirebiliyorsunuz. Ekran kartı da bir miktar tabii ki kullanılıyor burada arkadaşlar yapay zeka teknolojisi sayesinde. Yani dediğim gibi anlatabileceklerim bu kadar. Daha kanvastan tutunda farklı farklı bir sürü şeye kadar özelliği var arkadaşlar ekran kartının. Deneyim kendiniz görebilirsiniz. Ekran kaydedicisi de var zaten Shadow Play. gtx 900 hatta 800 serisinden beri gelen. Güzel ekran kartı olduğunu söyleyebilirim ama dediğim gibi 1000 2000 lira daha özel aynı ekran kartı var ama dediğim gibi bunun hem şıklığı güzel hem soğutması iyi hem 3 fanlı da gelmesi iyi arkadaşlar low noise yani düşük şeyde de sağlıyor. Büyük bir ihtimal kartın fanları 60 derece altında da çalışmıyor yani. Bilmem ne teknolojisi diye geçiyor bu. Düşük gürültü teknolojisi diye geçiyor. Asus ilk bunu kullanmıştı yanlış hatırlamıyorsam. İşte 60 dereceye 70 dereceye çok çıkmadı. sürece fanlar hiç çalışmıyor. Normal böyle duruyor. Onu da söyleyeyim yani. Sonra fanlar niye çalışmıyor diye gelmeyin. RAM'e baktığımız zaman XPG'nin güzel gene RGB'li RAM'lerini kullanmak istedim. Gene biraz daha ucuza bulabilirsiniz. 8x2 16 GB 3600 MHz sızında çalışan CL18 yani 18 nano saniye gecikmeye sahip XPG'nin güzel çift kanal RAM'leri. Çift kanal yapmak burada önemliydi. 16 GB artık yavaş yavaş açılıyor. O yüzden dediğim gibi biraz daha sisteme takviye yapacaksanız 32 GB ile birlikte de alabilirsiniz. Ama RAM dediğim gibi zaten çok kolay arttırılabilir bir şey olduğundan paranız olunca da alabilirsiniz. isterseniz şimdi de alabilirsiniz. Özellikle burada çift kanalın çok önemi var. Neden arkadaşlar? Çünkü oyun oynayanlar için önemi var. Özellikle rekabetçi oyun oynayan, oyun oynayanlar için. Tek 16 GB çift 16 yani 8 artı 8 tek 16 GB'a göre oyunlarda da yaklaşık 50-60 FPS fark ettiriyordu. Rekabetçi oyun için diyorum. Örneğin yani CSGO Valorant gibi oyunlar için diyorum. Bu tip oyunlarda çift kanal RAM'in faydası dokunuyor. O yüzden kesinlikle artık bir sistem alacaksınız. Özellikle oyun oynamak için bir sistem toplayacaksanız çift RAM olmasına özen gösterin. Benim önerim 32 GB almanız yani 8 artı 8 değil 16 artı 16 çünkü dediğim gibi zaten iki tane RAM yuvası var. Buna dört tane 8 takamazsınız. 2 tane 32 tane 16 veya iki tane 32 takabilirsiniz. Ha ben oyun yapacağım falan diyorsanız da 64 GB veya çok yüksek prodüksiyonu 4K'da ne bileyim video işliyorsanız acayip efekte boğdunuz falan veya bu çok anlamasam da video kodekleriyle oynuyorsanız, farklı bir kodekte çıkış alıyorsanız RAM arttırımına ihtiyaç duyabilirsiniz. O zaman size 32 hatta 64 GB bile RAM önerebiliriz arkadaşlar. Ama oyun oynayanlar için şu an 16-32 GB ideal gibi ama dediğim gibi yavaştan 16 GB RAM sınırını oyunlar açmaya başladı bile. Diğer bir bileşenimiz Kingston'un PC Express 4.0 desteği olan bir SSD'si. PC Express 4.0 dediğim diye o kadar sevmeyeyim. 5000 okuma 5000 yazma maalesef gene sunmuyor. 3500 okuma 3200 %100 yazma hızı sunduğunu söyleyebilirim arkadaşlar size orta halli bir SSD 1 TB M2 SSD Windows takribi olarak 10-12 saniyeye çok rahat açılacaktır arkadaşlar ilk açılışta büyük ihtimalle tabii ki BIOS'tan da quick boot'u aktifleştirmeniz gerekir arkadaşlar hızlı çalışır mutlaka eğer Windows kuracaksanız etkinleştirin makinenizde güzel bir SSD hard disk kartlarını yapabildiğiniz için ben bir TB seçtim yoksa bir TB'ın yetmeyeceğini ben de biliyorum 5-6 tane oyun kursanız hiçbir şey kuracak yeriniz kalmayacak çünkü hem iş programları adı ve programlarını falan da kurduğunuz zaman bilgisayar iyice donmaya başlıyor. Ha derseniz sız konusunda tercih eder misin? Evet ederim yani 1339 cidden PCI Express 4.0 desteği olması. Kingston'un güzel bir SSD'si olduğunu söyleyebilirim. Ama dediğim gibi PCI Express 4.0 yani 3.0 değil de 4.0 diye çok acayip hızlar beklemeyin. 3500-3300-3000 e arası bir okuma hızı olduğunu söyleyebilirim yani çok bir şey beklememek lazım ama sonuçta bir M2 SSD hızı da bana kalırsa böyle bir fiyat için gayet iyi yani ama tabii ki çok uçmamak gerek güç kaynağı olarak Cooler Master'ın bir 650 watt 80 Gold sertifikalı tam modüler bir güç kaynağını şey yaptım. Tam modüllere göre çok uygun bu arada. Yani tam modüler güç kaynağını ve 650 watt'ı 1357 liraya bir yerde bulamazsınız şu an. Sistem almayacak olanlar bile bu modüler. Bakın burayı özellikle veriyorum. Bakın tam modüler yarı değil. Tam modüler bu güç kaynağını tercih edebilirler arkadaşlar. 650 watt zaten bu fiyata artık zor buluyorsunuz. Bir de üzerine tam modüler bir güç kaynağınca cidden yani çok iyi olduğunu söyleyebilirim. Sistemi almayacaksanız da sıfırdan bir güç kaynağı ihtiyacınız varsa şu an şu dakika gidip bunu al alabilirsiniz arkadaşlar. Cidden tam modeller 650 watt 80 Gold sertifikalı bu PSU'yu alabilirsiniz yani güvenilir, kullanması zaten iyi firma. Zaten şöyle PSU tarafında önerdiğim başlı başlı markalar var çok kişinin benim de thermal ThermalTake öneririz. MSI öneririz. Özellikle bulabilirseniz düşük fiyatlarda FSP ve Shakron'un PC'leri gibi fiyat performans denerleri de bunlar kullanılır. Çok çok nadir de olsa Power Boost önerdiklerini gördüm ama ben önermiyorum arkadaşlar. Yani sisteminizi bir C4'e emanet etmeyin ama dediğim gibi Thermal Tech'tir, Cooler Master'dır, özellikle Corsair'dır bir de Corsair var. Bunlar sağlam markalar. Asus'ta yavaştan bu güç kaynağı üretimi işine girdiğini söyleyebiliriz. Asus'un da güç kaynaklarına yorum okuyup tercih edebilirsiniz. Ama dediğim gibi Power boost önerenler var. Ben önermem. Ve uzak durmanız gereken markalar Everest'tir, Rampage'tir arkadaşlar. Bunlar isterse 5000 Watt güç verebilsin. Güç vaat de gene de alınmaz bunlar. Çünkü bu PC'lerin ne yapacağı belli olmuyor. Elinizde her an patlayabilir. En azından elinizde patlama olana çok düşük bu. Çok düşük olan bu Color Master, Thermaltake gibi PC'leri tercih edebilirsiniz arkadaşlar. Zaten adamlar adam akıllı ürettiği için öyle Rampage'tir, Everest'tir, Furzby gibi saçma salak şekilde üretmedikleri için iyi bir iş ortaya çıkarıyorlar. Elinizde patlama ihtimalde yok gibi bir şey bunların yani. Gelirse zaten büyük ihtimal bozuk gelir. Maksimum olabilecek şey. Böyle kasanızda yanma falan olacağını zannetmiyorum ben. Ha bir de şöyle söyleyeyim. E, voltaj dalgalanmalarına karşı eğer çok sık elektrik kesiliyorsa atıyorum ayda 5-6 kez kesiliyorsa voltaj dalgalanmalarına karşı bir UPS de tercih edebilirsiniz. Güç kaynağının yanına alacaksınız tabi. Ve buraya iki tane de kasa koydum. Bir tanesi NZX'lerin kasası fansız bir yapıda geliyor. Bir tek egzoz fanı geliyor. Çok meş bir yapıya da sahip olduğunu söyleyemeyeceğim yani tozlanabilir. NZX'de tekrardan Türkiye pazarı pazarına girdik geçtiğimiz yıllarda. Ürünleri güzel. Şu an kasaları fiyat performans ama dediğim gibi yani böyle çok aslında çok bir güzel özelliği yok yani. Ben genelde NZX'lerin sıvı soğutmalarını ve anakartlarını severdim. Fakat onlar Türkiye'de çok pahalı. O yüzden alternatif olarak bir de olsun bu Tough Gaming kasasını koydum. Neredeyse her orta ve üst düzey sistemde. Bunlardan taşıma kutlu güzel bir kasa arkadaşlar. Bu iki kasadan birini veya başka kasaları da tercih edebilirsiniz. Tamamen size kalmış. Şimdi bu videoluk benden bu kadardı. Dediğim gibi açıklama kısmında olacak. Videonun herhangi bir şekilde bir sponsor soruyor yani. Teknobiyotik'e ilk defa görenler için söyleyeceğim. Teknobiyotik güvenilirdir. Kendilerinin YouTube kanalları da var zaten. Uzun yıldır bu sektörde. işlemci gönül rahatlığıyla da tercih edebilirsiniz. Hem oyun oynayacak hem de iş yapacak profesyonel için. Profesyonel amaçla iş yapacaklar için. Güzel bir sistem olduğunu düşünüyorum ben bu sistemin. Almanızı da tavsiye ediyorum. Ama şöyle bir şey var. Ben derseniz RTX 4000 serisini bekleyeceğim arkadaşlar. Şu an 4080'in fiyatı 40-60 bin lira arasında değişen bir fiyatı var arkadaşlar. 40 bin liraya bu arada düştüğünde ben çok görmedim ama ama bilmiyorum şu videoyu çekerken. Bu video çektiğim tarih benim 12 Ocak. Yani ben daha 4050-4060 kartları bekleyeceğim derseniz bekleyebilirsiniz ama şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bu ekran kartları özellikle 4060 gibi 4000 serisinin giriş seviyesi ve ekran kartının bile 20 bin lira altına çok rahat gelmeyeceğini söyleyeyim arkadaşlar. Yani öyle çıktan 20 bin liranın altında olması beklemeyin öyle bir kartın. Ben 25 bin lira 23 bin lira bantına çıkacağını düşünüyorum. Türkiye'ye gelmesiydi, vergisiydi falan filan o fiyat uçak. O yüzden dediğim gibi bu sistemi değerlendirebilirsiniz. Tamamen kendim topladım bu sistemi. Şu an belki bu sistemden biraz daha fiyat performans bir özellikle ekran kartı bakımından bazı sistemler olabilir. Ama dediğim gibi ben işlemciyle uygun bir denge kurduğumu düşünüyorum. Yeni nesil Intel işlemcili bir sistem topladık sonuçta. Her neyse bu video benden bu kadar dediğim gibi parçaların linki açıklama, açıklama kısmında olacak. Hoşçakalın.